Değerli arkadaşlar, bakın Şırnak özel bir başlık olarak geçen grup toplantılarında da ifade ettik. Haritadan silinmiş bir şehir. Türkiye'nin 81 vilayeti yok resmi olarak. 80 vilayeti var artık. Bir şehir yok. Abartarak söylemiyorum. Tümüyle haritadan sildiler. Şimdi Şırnak'a bakanlar tabii ki Musul'da, efendim Kerkük'te ya da Suriye'de Türkiye'nin gerçek niyetini, AKP'nin gerçek niyetini anlıyorlar. Buradan kaybediyor Türkiye. Kendi yurttaşına bu zulmü yapabilen, bunu reva gören bir iktidar bölgeye barış falan getiremez. Şırnak'tan 218 gündür sokağa çıkma yasağıyla abluk altında. Şehir nüfusunun %95'i şehri terk etmiş durumda. Geri kalan %5 şehrin etrafında yıkılmamış konutlara ancak yerleşebilmiş durumda. 60 binden fazla Şırnaklı Şırnak'ı terk etmek zorunda kaldı. Ya çevre köylerde, çevre ilçelerde ya da çadırlarda yaşıyor. Biz bakın Şırnak'ın etrafında çadırlarda yaşamak zorunda kalan ailelere, ki yaklaşık 400-500 ailedir, bunların yerleşecek bir akrabaları ya da konutları da olmadığı için bu 400-500 aileye Şırnak'ın girişinde geçici konut yapmak istedik. Bir ayda da yaparız dedik. Belediyemiz orada arsa tahsis edecek ve biz kampanyayla, destekle bir ayda 400-500 civarında geçici konut yapacağız. Kış, kar, soğukta en azından o insanlar çadırın altında değil, bir başını sokabilecekleri evin altında kalsınlar dedik. Şırnak Valiliği reddetti. Bakanlıkla görüştü arkadaşlarımız. Ya bu insani bir durum. Biz yapacağız ya biz. Kendimiz yapacağız. Buna bile izin vermediler. Şırnaklılar terk edecek diyorlar. Bütün Şırnak'ı boşalttık, geri dönüş olmayacak. Ve Şırnak'taki bütün yıkılan binalarla ilgili bir şirkete ihale vermişler. Yarım enkaz durumda olanlar tümden yıkılacak, tümden yıkılmış olanın enkazı toplanacak. İhale de para karşılığı verilmemiş, ganimet karşılığı verilmiş, biliyor musunuz? Çıkan bütün eşyalar sizindir denmiş. Ve Şırnaklılar şimdi kendi evine yerleşmek için gidenler, eşyalarını kurtarmak istiyorlar, şirket yetkilileri gelip durun demiştir. Eşya falan alamazsınız. Biz hükümetle anlaştık, yıkım karşılığı bütün eşyalar bizimdir. Yani insanların özel malı, mülkü, koltuğu, buzdolabı, televizyonu ganimet olarak o şirkete verilmiş. Ya bunu başka bir ülkenin şehrinde yapmışlar diye anlatmıyorum. Orta çağda olmuş diye anlatmıyorum. Halen şu saatlerde Şırnak'ta yaşanan barbarlıktan söz ediyorum. Devam ediyor halen. Şu başbakan utanmadan, sıkılmadan şu mikrofonların önüne çıkıp şöyle de demokrasi, böyle de demokrasi nutukları atıyor. Ya sen şu insanlık dramının, insanlık suçunun hesabını vermeden demokrasi kavramını ağzına bile alamazsın. Cizre, Hakeza, Nusaybin, Yüksekova aynı durumda. İnsanlar ya kışın yerleşecek ev istiyorlar, onu da devletten değil, belediye olarak, parti olarak biz kampanyalarla çözme noktasına getirdik. Sadece bir prosedür gereği izin gerekiyor, o izni vermiyorlar. Konut yapamıyoruz şimdi. Ya kışın diyorlar o soğukta karın altında kalacak ya da terk edip gidecekler. Amaç Şırnak'ı insansızlaştırmak, boşaltmak. Ve buradan çağrı yapıyorum. Her onurlu yurttaşımız, şu kimlik, bu kimlik, bu partili, şu partili demiyorum. Kardeşim, Türkiye'nin bir şehrinde insanlık suçu ve dramı işleniyor. Buna sessiz kalanlar buna ortak olurlar. Bu katliama ortak olurlar. Ha, bu normaldir, hükümetimiz bunu yapar diyorsanız sizin de canınız cehenneme. Bunu söyleyenin de canı cehenneme. Bunun normal karşılayanın da canı cehennem. Ondan kardeş falan olmaz zaten. Kardeş dediğin senin sadece sevinçli gününde yanında olan değil, taziyende, acında, zulüm gördüğünde yanında olandır. Kardeşlik bunun üzerine inşa edilir. Bunu yok sayalım. Milyonlarca insan sırf Kürt olduğu için zulüm görsün, şehri yakılsın, yıkılsın. Buna itiraz edeni işten at. Efendim bunun için eylem yapanı terörist ilan et. Bunun için kampanya yürütenin malına, mülküne, parasına el koy. Böyle bir zulüm olur mu ya? Sabrında bir sınırı vardır. Bu halkın sabrı mutlaka bir yerde patlayacak. Halkın gücünün ne olduğunu bizden iyi biliyorsunuz. O baraj patladığında hiçbiriniz önünde duramazsınız. Onu iyi biliyorsunuz. Bir bakalım. El mi yaman, bey mi yaman, gül gelecek göreceğiz. Onurlu Şırnak halkı. Elimizde ne varsa, gücümüzde. Her yerde kampanya yürüttük, yürütmeye devam ediyoruz. Siz madem ki o toprakları terk etmeme,
Kadim asil Botan geleneğini orada yaşatma sözü verdiniz. Bizim de size sözümüzdür. Her şeyimizi, ceketimizi satarız ama sizin oradan çıkmamanız için her türlü desteği oraya ulaştırırız. İçiniz rahat olsun. Şırnağı yeniden inşa etmek bizim boynumuzun borcu olsun. Her yerde bunlar yapılacaktır. Şırnak halkının, Botan halkının sahipsiz olmadığı görülecektir. İçiniz rahat olsun. Biz gerekli çalışmaları, hazırlığı da yapıp kesinlikle kış gelmeden, kar yağmadan hükümetin bu zulmüne karşı bir güçlü dayanışma örneğini ortaya koyacağız değerli arkadaşlar. Şimdi 15 Temmuz darbe gecesi yaşanan, işte sonrasında ortaya çıkan tartışmalar bütün bu olup bitenlerle aslında ne kadar bağlantılıymış, gün geçtikçe daha fazla açığa çıkıyor. Şırnak işte komutanı darbecilikten tutuklu. Şırnağı yakıp yıkan. Ama ganimet halen devam ediyor. Yıkım halen devam ediyor. Yüksek Hava Komutanı darbecilikten tutuklu. Cizre Sur Komutanı darbecilikten tutuklu. Ya peki bunları eğer darbeciler yaptıysa, siyasi sorumluluğu sizde değilse çıkın özür dileyin. Deyin ki Şırnak'taki yasağı kaldırıyoruz. Cizre'de yanlış yaptık. Yüksek Hava'da yanlış yaptık. Gelin el ele verip beraber inşa edelim. Yok. Darbeciler yanlış yaptı. Aynı yanlışı biz de sürdürüyoruz. Anlayışıyla hareket ediyorlar. O yüzden bizim nazarımızda o darbeci komutanla başbakanın hiçbir farkı yok. Cizre'de, Bodrum'da gençler katledilirken sessiz kalan Davutoğlu'yla 15 Temmuz gecesi tutuklanan Cizre komutanı arasında zerre kadar fark yok. Siyasi olarak da, askeri olarak da, hukuki olarak da sorumluluk zaten onlardadır. Şimdi işte darbe savuşturuldu, darbe tehlikesi ortadan kalktı. Bakın bu suçlar ortaya çıkmasın diye, yakın zamanda işledikleri insanlık suçları ortaya çıkmasın diye tam bir sivil darbe anlayışıyla Türkiye'yi bunlar teslim almaya çalışıyorlar. Darbenin sivil ayağı, siyasi ayağı nerede diye soruyoruz. Sormaya da devam edeceğiz. 80-90 civarında parlamentoda şu anda görevde olan milletvekilinin darbeden haberdar olduğu söyleniyor. Bunların çoğu da AKP grubu içerisindeymiş. Soruyorum, kimlerdir bunlar? AKP grubu içerisinde hangi milletvekillerinin darbeden haberi vardı? Niye açıklamıyorsunuz? Gariban öğretmeninden, polis memurundan, savcıdan, hakimden rahatlıkla hesap sorabiliyorsunuz bak. Kaç AKP milletvekili darbeden haberdardı? Darbecidir. Kaçı? Ya darbe araştırma komisyonunun içine Fethullahçı milletvekillerini koymuşlar ya. Israrla soruyoruz, sormaya da devam edeceğiz. İçinizdeki darbeci milletvekilleri kimdir? Sayısı kaçtır? Bak, hesap ne söyleyeyim? Hesap şu. Erken seçime gidilecek. Erken seçimde bunlar aday yapılmayıp tasfiye edilecek. Sonra da tutuklanıp içeriye alınacak. Şimdi dokunamıyorlar. Siyasi kriz çıkar çünkü. Yoksa normalde bunların isim isim açıklanması, dokunulmazlıklarının kaldırılması ve tutuklanmaları lazım. Ama bunu yapamıyorlar. Siyasi kriz çıkar diye darbenin siyasi ayağına dokunmuyorlar. Kime dokunuyorlar? Bizim işte halk için çalışan belediye başkanımıza, il başkanımıza. Bunlar teröristtir diye tutuklanıyor, içeriye atılıyor. Ama teröristin büyüğü mecliste AKP grubunun içinde saklı, bunu şimdilik kendileri için siyasi bir kriz gerekçesi olarak gördüklerinden dokunmuyorlar. Her gün soracağız. Arkadaşlarımız genel kurulda sürekli sorsunlar. Hanginizsiniz diye. Hanginiz darbeden haberdardınız? Kaçınız darbeye destek verdiniz? Darbe olsaydı hanginiz başbakan olacaktınız? Bilmek istiyoruz ya. Hanginiz cumhurbaşkanı olacaktınız? Biz değildik o. Bizimle pazarlık yapan yok. Böyle bir ahlaksızlığa da girmez. Kesin biz değildik. Bundan eminiz. Ama şundan da eminiz, parlamentoda ayağı var darbenin. Nerede bunlar? Dikkat edin. Bize en çok bağıran, en çok bize saldıranlara dikkat edin, onlardır. Kendini saklamak için daha çok saldırmaları, daha çok biat ettiklerini göstermeleri gerekiyor. Dikkat edin, onlardır. Ortalıkta böyle koşturup saldırgan bilmem ne gibi böyle sağa sola işte saldırgan tutumla küfür hakaret yağdıranlara dikkat edin, o millet AKP grubu içinde onlardır. Onların hepsi darbeden haberdar olanlardır. Bunu ben biliyorum da bu beyefendi bilmiyor mu saraydaki zat? Benden daha iyi biliyor. Arkasında koca eniştesi var. Onun istihbaratını ona vermiştir herhalde.
Dokunmuyor ama. Dokunmuyor. Hesabına gelmiyor çünkü. Önce MHP ile iş tutacak, sağlama bağlayacak. Başkanlık tartışmasını önce referanduma götürüp sağlama bağlayacak. Sonra AKP grubunun içerisindeki darbecilere vesaire operasyon çekmeye başlayacaklar. Şimdi Türkiye'nin gündemi başkanlık olabilir mi ya bu krizin içinde?